Düşünüyor şimdi bana, benim dayım, üstadım, pirim hayattayken diyor. Benim böyle halka sohbet etmem falan doğru bir şey değil diyor. Ve evine kapanıyor. Bütün sohbetleri kesiyor, dersleri bırakıyor, her şeyi bırakıyor filan. Talebeleri geliyorlar, efendim bize ders verin diyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki vermem. Bağdat'taki hocalar, şeyhler başvuruyorlar. Sohbetlerinize devam edin efendim filan diye. Yok diyor. Sırrı Sakati, Kudüs'e sırrı şeyhi yani ona haber verin. Cüneyt diyor, çık ve halka sohbet ediyor. Sohbetlerine başlatıyor. Yine kabul etmiyor. Cüneyt diyor ki bir gece diyor, rüyamda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Diyor efendim dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cüneyt halka sohbet et ve dersinden başla dedi. Gece yarısı uyandım diyor o rüyadan. Tabii büyük bir sevinç var içerimde. O anda diyor kalbime bir düşünce geldi. Diyor dedim ki Allahu alem, ben şeyhim olan Sırrı Sakati'nin mertebesini geçtim ki direkt Peygamber Efendimiz bana emir veriyor. Tam ben böyle düşündüm, kapım çalındı diyor. Bir baktım dayımın bir talebesi yerinde bir kağıt bana uzatıyor. Kağıdı açtım, Cüneyt. Halk senden istediği sohbet etmedi. Talebelerin senden istediği ders vermedi. Ben sana söyledim yine de yerine getirmedin. Artık herhalde Allah'ın Resulü'nün emrini kırmazsın. Aleyhissalatü vesselam. Sırrı diye yazmış altına o kadar. Ben o deminki düşüncelerinden o kadar utandım ki ben daha üstadım Sırrı Sakati'ye ait hiçbir şey bilmezken o beni rüyalarımdan bir daha haber ver. Hemen diyor abdestimi aldım. Nedametle tövbe ede diyor. Dayımın kapısına gittim. Sırrı Sakati'nin. Bir baktım kapıda duruyor. Eğildim diyor. Hürmetle elini öptüm. Sonra diyor dedim efendim, benim bu gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğümü nereden bildiniz dedim. Diyor dedi ki Cüneyt dedi, ben de bu gece Rabbül Alemin olan Allah'ı gördüm dedi. Yüce Allah bana dedi ki ben peygamberimi gönderdim Cüneyt'e emretmesi. Mürşid-i Kutbu Şihabuddin Seyyid Taha.